ben size söyleyeyim. Yani seni de istemedi. Ne yapacağız? Seni de attı sokağa. Ne yapmayı düşünüyorsun? Kimi bulursam onun yanına mı gideceğim? Arkadaşla beraber yaşamayı düşünüyoruz. Arkadaşla beraber. Ha. Evet. Ha, Prens ya dizisindeki gibi yani. Ya. Ev arkadaşlığı yapmak Kübra, istiyorsunuz. Kübra, o yanındaki konuşsun, seni öğütlemesin orada. Sen bu kelimeleri söyleyecek bir kız değilsin Kübra. Sen maşallah, bir saniye bir şey söyleyeceğim. Hı. Maşallah, sen benim kızım ne sandın, sen beni ne sandın lan? He? Vallahi sen benim kızım ne sandın? He? Ben neyim lan? Bak oğlum, bu iş terse gider. Ben sana söyleyeyim. Hiç kimseye bağışlamam. Kübra, anneannesi izliyor seni. Kübra, kadın mahvoldu, mahvoldu dün akşamdan. Şu an anneannesinin onun ilgisi yok. Kübra'cığım, yani sana şimdi maşallah mı diyor, gel biz ev arkadaşlığı mı yapalım diyor. He? Benim bir namusum var, bir şerefim var. Dünyada başka bir şeyim yok. Tamam, şu anda namusa bir şey yok. Kübra. Evet. Tamam, ne diyor sana, gel ev arkadaşı mı olalım diyor. Ben kendisiyle geldim ona. Tamam da gelecekle ilgili planın ne diyorum? İnsan bir geleceğiyle ilgili bir plan kurar ya. Senin planın ne? Onunla birlikte yaşamak. Kübra. Karısına Kübra, derse yapma, ki ben izin Kübra. Vermiyorum. Kübra. Evet. Tamam. Karısı da derse ki hayır, ben boşanmıyorum. Bak söyleyecek laf yok. Bak duyamıyorum. Ne söyleyeceğim? Bak ailen de sana geri dön. Çocuksun sen, yaptığın hatayı anladık derken niye geri dönmüyorsun? Kübra. Hayır, eşinin boşanıp boşanmayacağını garantisi var mı? Biz eşine ulaşabiliyor muyuz? Mehmet Bey. Bir dakika dur Mehmet Bey. Efendim? Yani eşi boşanmak istiyor muymuş maşallah'tan? Ya öyle bir şey yok ablacığım, öyle buyur. Bir şey yok. Yani onlar kendi kafalarında ne planlıyorlar, ne kurcalıyorlar. Hayır, bir eşine ulaşabilir miyiz? Bir bağlayabilir misiniz? En azından Kübra duysun yani. Ne yapıyor kadın da, boşanayım mı diyor yani. Boşanayım mı diyor, ne diyor yani. Siz konuştunuz mu gelin hanımla? Hiç ya, o bilgisi bile yok onların. Şu anda hiç böyle bir şeyle bilgisi bile yoktur yani. Hiç zannetmiyorum yani. Yani bu... bunlar, bak şu anda bu nasıl olmuş biliyor musunuz? He. Bak bu cumartesi günü buluşup yani bir yerde oturup bir çay bir kahve o maksatla gitmiştir. Yani kesinlikle %100 eminim. Yani öyle kaçırma olayı bende kalsın, ben sende kalayım. Yani o kafayla gittiklerini zannetmiyorum. Çünkü kızın da zaten o kadar yani düşüneceğini zannetmiyorum. Çocuk da yani nasıl böyle bir hataya düştü. Ama ben size sordum, sizin kardeşinizin durumu ne dedim. Çok iyi dediniz. Hiç iyi değil. Evet. Konuşmaları hiç normal değil. İşte ben zaten ona şaşırıyorum şu anda yani. Yani normalde böyle konuşmuyor mu? Kesinlikle ablacığım. Yani burada... Bir şey mi içti o zaman? Ne yaptı yani? Sakin, böyle kendi işinde... Hı. Hiçbir anlam veremiyorum yani. Yani bana yerini söylesinler. Ben gideyim sadece, ben konuşayım onlarla. Yani ne dertleri var? Niye böyle bir hataya düştüler? Şarjım yok diyor. O da şarjını almamış yanına. Kaçacaklarsa, insan kaçacak olsa, ben şimdi evden kaçacak olsam ilk çantama koyacağım şey şarjım olur. Evet. Müge Hanım sadece kimliğini bırakmış, İstanbul kartını almış çıkmış. Tamam, adam da şarjını almış. Bundan sonradan duydum. Ben zaten bakkaldan 5 dakika gelmeyince ben hemen kardeşini gönderdim. Bakkala baktırdım. Hayır, bir gelin hanıma da ulaşalım yani. Ne diyor, eşi ne diyor? Bak baba ne kadar güzel konuşuyor. Arkadaşlar bir bakın, bir Mehmet Bey'den alın telefonunu, bir ulaşmaya çalışın. Mehmet Bey. Hayır yani ne diyor yani, gelin ne diyor, bir bağlansın o da söylesin. En azından duysunlar. Ya onların hiçbir şekilde haberi yok. Ben zaten şimdi birazdan... Nasıl haberi yok? Kocasının evde kaçtığının kadından haberi yok mu? İnan ki hiç. Yani sadece şu anda denizde kaybolduklarını biliyorlar. Ben denize gidiyorum diye çıkmış evden. Hayda. Karısı kocası denizde kayboldu diye mi biliyor? Tabii şu anda onu öyle biliyorlar. Neyse, öğrendi artık. Daha işte kaybolmadığını öğrendi, yaşıyor, gözü aydın. Üzüldü mü yani denizde kayboldu diye?
Yani biz sabahleyin öğrendik yani. Biz zaten Yaşar Bey'le irtibata geçtik. Hayır, şundan bahsediyorum. Yani eşi de benim kocam denizde kayboldu diye üzüldü mü, yoksa Allah cezasını versin, bana da çok çektirdi, gebersin mi dedi? Hangisi yani? Benimle konuşmadı. Diğer benim beraberle konuşmuş. Yani ben şu anda onlarla hiçbir şekilde konuşmadım. Hayır, yani o kadın da öyle boşanmak istediğini size söylüyor muydu? Biz anlaşamıyoruz, ayrılmak istiyoruz falan. Öyle ablacığım, öyle bir şey olsa inan ki ilk benim haberim olur. Bak, ailede bir sıkıntı olsa ilk benim haberim olur bak. Ha, ben şunu hiç anlamadım yani. Kız, erkek kardeşi özellikle karım akşam eve gelme dedi. Ben de dışarı çıktım, ev tutacaktım. Kübra da eve gitmeyeceğim dedi. Gel o zaman beraber ev arkadaşım olalım yani. Onlar başka bir ağızla konuşuyorlar. Onlar inan ki hiç öyle değildir yani. Bunların yanında başka biri mi var Mehmet abi? Kim var başka? Yenge, bilsem, inan ki bilsem, yani sizden önce hani zaten... Bunları yönlendiren bir üçüncü kişi mi var yani? Bunları birbirlerine hani kaçın mı dediler, ne dediler yani? Öyle bir şey olursa benim, yani ilk ben yapacağım, ben yaparım zaten yani. Ondan şüphem yok Mehmet. Anladın mı? Kardeşim, yani, kaç senelerden, 10 seneden beri, aşağı 12 seneden beri birbirimizi tanıyoruz. 6-7 ay onunla beraber çalıştık. Ve senden de daha hala yani 10 seneden beri görüşüyoruz ve çalışıyoruz şu anda. Anladın Mehmet mı? Mehmet Bey, yani sizin anladığım kadarıyla sizin erkek kardeşinizin de durumu çok iyi görünmüyor konuşmalarında. O zaman yani bu kızı ortaya alsa bu kızı da alan yerine götürür. Sonra nereden bulsun bu anne baba? Ya onlar... Yani anladım, yani nereye çeksen oraya gidiyor kız. Mehmet abi, bunlar nerede olabilir? Senin bir fikrin yok mu? Yenge, ben şu anda var ya iş yerinde oturmuş zaten yani sizin şu anda yaşadığınızı yaşamıyorum ama inan ki ben de çok perişan haldeyim. Yani bir yerde bir şey yakalasın ben zaten atlar giderim yani. Mehmet abi, biz iki geceden beri eve giremiyoruz, yemek yemiyoruz, oturamıyoruz, kalkamıyoruz, duramıyoruz bir yerimizde ya. Bizim canımız nasıl yandı ya? Şarjım bitmiş. Maşallah itibariyle abi sana anladım. Gelmek istiyor. O zaman aç neysin, telefonunu mu verelim abine? Ne yapalım oğlum? Gelsin mi abin? Siz bir seslenin de maşallah, ya da o sizden. Maşallah. Sesim geliyor mu? Evet evet, duyuyordur onlar, izliyorlar. Bak güzel kardeşim, bak bana ulaşın. Bak gereken neyse ben hallederim bak. Yani gereken ne varsa ne hallederim ya. Korkmanın ecele bir faydası yok yani. Bir hata yapmışsınız. Yani ilerletmedin, şu işi ilerletmedin. Bak bana ulaşın. Benim elimden ne geliyor, gerekiyorsa hallederim ben. Bak evet, kızın yani ailesi perişan olmuş orada. Yıllardır birbirimizi tanıyoruz. Yani eş, dost, akraba, hepsi ortak arkadaş. Birbirimizin yüzüne nasıl bakarız biz ya? Sen bana ulaş, ben gereken neyse yaparım ya. İnşallah ararlar. Yani yazık, bu babayı da çıldırtmayın yani. Maşallah Bey, Mehmet Bey'le buluşun, konuşun. Daha çok geç kalmadan bu işten dönüşün yollarını arayın. Baba diyor ki ben kızımı kabul ediyorum. Ne şekilde olursa olsun kabul ediyorum. Ya şekli mektup canım. Affediyorum. Mehmet Bey de diyor ki ben senin evdeki durumunu da ayarlayacağım eşine karşı. Beyefendiyle olan durumunu da aracı olacağım diyor Mehmet Bey. Bu fırsatı kullanın lütfen. Daha fazla geç kalmayın. Ben sizi çok iyi anladım ama konuşunca gerçekten Allah yardımcınız olsun. Çok iyi anladım. Dur bakalım şimdi abi bir ulaşsın da arkadaşlar telefonu da veriyorlar. Bekleyelim, inşallah ulaşır. Şimdi bakın sizi nereye götüreceğim? Şehri söyleyin bana bir. Adana. Dur şimdi kartını bulabilsem bir. Şimdi bizi bir anne aradı. Anne yataktan kalkamıyor. Demiş ki arkadaşlar, yani evde bir tane televizyonum var. Televizyonu satacağım. Ambulans tutacağım. Yeterken sizin oraya gelebileyim. Yataktan kalkamıyorum. Şu anda kız 15 yaşında. 14 yaşında kızı hamile bırakıyorlar. Kaçırıyorlar, hamile bırakıyorlar. Şimdi az sonra bandı izleyeceksiniz. Hani bir de bazı insanın tipi de vardır ya, böyle çocuk. Bildiğiniz çocuk.
15 yaşında 14 yaşında kızı hamile bırakıyorlar. 15 yaşında çocuğunu alıyor kucağına. Şimdi ne kız var ne bebek var ortada. 6 aylık bebek bir de kız. Anne yataktan kalkamıyor. Kocam da hayırsız her şeyi yapar iddiasında. Hani o da kıza zarar verebilir. Şimdi anne diyor ki kesin bizim bebeği aldılar birine sattılar. Benim kızımı da aldılar. Kötü yola düşürdüler. Benim kızımı da torunumu da bulun diyor. Yani insanın artık böyle hani izlemeye, dinlemeye, bunları öğrenmeye tahammülü kalmıyor. Gerçekten. Yani 14 yaşında işte o 14 yaşında bakar mısınız tipine? Şimdi şu çocukta medet umup bunu hamile bırakan tipler var. Bu kız işte 18-19 yaşında yine öyle. Yani milletin 23-24-25 yaşında kızlarına sulananlar. Kardeşim 23 yaşında bir kızın üniversite öğrencisi ise 24 yaşında arkadaşı olur ama. Hani artık bunlar gerçekten tahammül edilir gibi değil. Bak bebekle fotoğrafı da var. Şu bebeğin de güzelliğine bakar mısınız? Çünkü bebeği de arıyoruz aynı zamanda onu da gösterelim. Şimdi bir çocuğu olmuş. Anne yataktan kalkamıyor. Baba annenin deyimiyle hayırsız. Kadın da diyor ki benim kızımla torunumu bulun. Şimdi 15 yaşında bir çocuk bu çocuğa sahip çıkabilir mi? Bebek nerede, kız nerede? Kendine evden, sahip çıkamaz ki. Bir de evden yani çocuk bakan herkes bilir. Kadın erkek ayırmıyorum. Bu 6 aylık bir bebek evden çıkarken bir tane biberonunu alırsın en azından. Yani mümkün değil. Bu kız evden hiçbir şey almamış. Ne biberon ne bir şey falan filan. İkisi çıkmışlar gitmişler yoklar ortada. Yani o kadar belli ki aslında yaşananlar. Demek ki bu kızın da üzerinden yine menfaat sağlamaya çalışan biri ya da birileri. Önce bebekten menfaat sağlayacak ardından kızdan. Yani insanın aklına başka bir şey gelmiyor böyle. Yani çok iyi bir şey düşünemiyorum. Prens Charles geldi de bunları aldı, evlenmek istedi gibi. Şimdi bak burada da işte çırpınan bir anne baba. Yine yaşı 2002 doğumluymuş kız. 2002 doğumlu ama hani bir zeka yaşı var, bir takvim 2014, yaşı var. Bir de EQ'su var, IQ'su var. 2014, 2015 doğumlu diyelim ben ona. Anladın? Yani hani IQ'su yüksek olur, tutar... matematik dehası olur ama sosyal zekası düşüktür. İşte her denene kanar falan. Çünkü hani öyle yetişmemiştir. Evet, kendisi şey bile yanında söyleyeni tekrarlıyor. Evet yani. Yanında konuşuyormuş. Yukarıdan arkadaşlar söyledi. Seninki telefonu kapatıyormuş. Hı. Yanındaki maşallah bıdır bıdır konuşuyormuş. O da duruyor. Biz de onu söylüyor. Şimdi yani çok haklı baba. Şimdi bu durumda var. Şimdi yarın bir gün bu kız kucağında bebekle gelse ne olacak? Yine bu aile kabul eder. Düzgün bir aile ama kızın hayatı bitiyor. Bebeğin hayatı bitiyor. Her herkes. Bitiyor. Geleceği her bitiyor. Geleceğini yani. Mahvediyor diye üzülüyorsun. Şey biz onu açtık dışarıdan liseye verecektik. Okumak istedi. Anne devam ettirmek istiyorum dedi. Ben de tamam dedik. Ama bu pandemiden dolayı da ertelendiği için bir daha yapamadık reklama yani. Reklama gireceğim. Küçük bir şey söyleyeceğim. Benim 14 yaşında kızım da var. Onun 5 yaş küçüğü. Ondan 10 yaş büyük. Anlıyorum sizi. Anlıyoruz. Hepimiz anlıyoruz yani. Hani bunu kimseyi kınamak için, üzmek için, eleştirmek için tane, söylemiyoruz. En iyi anne baba bilir. 1000 tane erkeğin içine katarım, arkama dönerim, bir daha arkama bakmam. Zaten onun o hareketlerinden bazı şeylerinden anne bunda yine bir şeyler var, bu yine bir şeyler işte. Karıştırıyor. Dur bakalım inşallah Mehmet Bey şimdi devreye girsin güzel haberi verir bize diye düşünüyorum. Ben de çocuğunuzun sizin i̇nşallah. Yanınızda dönmesi taraftarıyım. İnşallah. Öyle de olmalı zaten. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.